Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben şimdi her asker biriminin artılarını ve eksilerini size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bu işe zombiden başlayacağım. Sevmediğim bir asker türü. Hatta en nefret ettiğim asker türü ama asla da hakkını yiyemeyeceğim bir asker türü. İlk başta artılarından bahsedeceğim. Zombinin en büyük artısı... Arkadaşlar bakalım şimdi benim paralı kampta var mı? Yok. Yine de gelin. Tutsak. Şimdi arkadaşlar bu askeri birimin en büyük özelliği sarmaşık etkisi. Bu size saldıran kişilerin belirli bir kısmını engelleyerek size daha az askerle saldırmasına sebep oluyor. Ve bu da size savaşta çok güzel bir artı sağlıyor. Ve bunun saldırısı, savunması ve canı da hiç fena değil. Kesinlikle zombi kalesinde bu askerin olmaması çok büyük bir hata olur. Tabi basılması kolay değil. Çip hastası, daha doğrusu çip yiyici, yani çiple besleniyor sanki. Aşırı derecede çok çip istiyor. Bu konuda biraz sorun sıkıntı yaşatabiliyor insana. Ama etkisi kesinlikle tartışılmaz. Yani ben araç kalesi olduğum halde zombi kalesine denk geldiğimde ilk başta bir tutsak var mı? Varsa ne kadar var diye bakıyorum. Yani 1 milyon, yani 1,5 milyondan sonra sorun yapabiliyor. Tutsağı aslında sadece tutsağı değil. Birçok askere yenilik getirdiler. Burası neredeydi ya? Bakın yeraltı merkezinde. Burada tutsa ayrıca güçlendirmek için bölüm de açtılar. Yani bu tutsağınızı daha güçlü halde getirebilirsiniz ama yani böyle de bir sıkıntıları var. Neyse ama en nihayetinde tutsağınızı daha güçlü ve dayanıklı hale buradan getirebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer artısına. Zombi askeri asker dönüşümünde de gayet başarılı bir iş çıkıyor. Ve hatta ben bunu 70 level'e kadar getirdim. Ama burada yaptığım zaman bitirdiğimde beraber görelim diye bıraktım. Şimdi tamamlayalım. Evet, ne verdi? Zombi savunması 5 verdi. Şimdi toplam değerlerine bakalım. Ekstra 45 saldırı veriyor. Bu hem savunmada hem de kuşatma saldırısında geçerli. Diğer kısımda aynı şekilde savunma verdi. %50 savunma. Bakın zombi kuşatma saldırısı veriyor. %38. Ve bu sadece zombi kuşatmada da geçerli. Aynı şekilde savunmada veriyor 38. Alt kısımdaki değerler de bu şekilde veriyor. Ve şimdi diğer bir konuya geçelim. Bu askerlerin gücü hakkında. Bakın. Zombinin T11 saldırı gücü 152, savunması 35, canı 27. Yani bu saldırı konusunda gerçekten de acayip etkili bir şekilde düşmana zarar verebiliyor. Yani sizi bayağı bir güçlü yapıyor ve T10 askerleri bile, çoğu T11 askerinden güçlü bu zombi biriminin. Yani ezici bir üstünlüğü var saldırı konusunda. Şimdi aklıma gelen eksilerden başlayayım. Şimdi burada zombi askeri birimindeki en zayıf asker T9 asker. Yani bunda bakmayın bunun böyle göründüğüne, güçlü gözüktüğüne. Ve hatta burada özel bir yeteneği bile var. Yani öldükten sonra yeniden diriliş gerçekleşir diyor ama yani inanın en dayanıksız birim kesinlikle bu T9 birimi. Zayıf olması basılmaya değer olmadığı anlamına gelmesin. Tank görevi gördüğü için yani bütün zararları bu asker üzerine alıyor ve basılması gerekiyor. T10 birimi kesinlikle T9'dan çok daha iyi iş görüyor. Asker basacaksanız önceliğiniz kesinlikle Nemesis olmalı. Ama bu sadece T9 ve T10 asker arasında seçim yapmak zorunda kaldığınız zaman geçerli. Şimdi sırada
komutan olayı var. Zombi askerinin 3 tane komutanı var. Şal, Hutat ve Ruh Taşıyıcısı. Şu an biz burada Ruh Taşıyıcısından ya da başka bir komutandan bahsetmeyeceğiz. Mutant'tan bahsedeceğim size. Şimdi Mutant gerçekten de çok iyi, çok etkili bir komutan ama bu kartlar normal diğer komutanlarda olduğu gibi elmasla satın alınmadığı için maalesef bu komutan üzerinde biraz zayıf kalıyor. Bunları da etkinliklerden gelen kartlarla ancak yükseltebiliyorsunuz. Ancak onlarla geliştirebiliyorsunuz. Tabi para basmadan bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Onun haricinde size bahsetmem gereken bir konu daha var. O da taş olayı arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar taş olayında bütün askerler neredeyse birbirine eşit mesafede. Sadece bir nişancı sorun sıkıntı. Zombi de bu tabloyu gördüğünüz zaman işte mesela bunu neymiş bu? Kemik diken. Bu kemik dikeni aktif hale getirmek için bu morları yapmanıza gerek yok. Sadece turuncular ve kırmızılar sizin buradaki verdiği etkiyi almanıza yeterli. Bundaki etkiyi de almak için yeşili, mavideki etkiyi almak için de mor yapmanız yeterli. Yani hepsi aynı işte kemik dikeni aktif etmek için moru da yapıp insan avcısı işte bunu etkinleştirmek için illaki bunların aynı seviyede olmasına gerekmiyor. Ne turuncu maviyi etki ediyor ne de mor kırmızının işte skill leveline etki ediyor. Dilim döndüğünce zombi askerinin artılarını ve eksilerini anlatmaya çalıştım. Genel itibariyle zombi askeri iyi ama mutant komutanının kartlarının işte paket alımına ya da etkinlikten etkinliğe alınabilme ihtimali zombi askerine kesinlikle büyük bir darbe vurduğunu görüyoruz. Bu olay nişancı ve araç kalelerini daha cazip hale getiriyor. Yani sebebi de hani elmasla satın alınabilmesi, pakete gerek duyulmadan da yükseltme olayı olmasına rağmen yani zombi kalesi hala da gözde ve değerli bir kale olmaktan kesinlikle geride durmuyor. Hala da zombi konusunda çok güçlü hale getirip de hani rakiplerinize kök söktürebilirsiniz. Tabi sabırlı olmak kaydıyla. Size elimden geldiğince zombi hakkında bilgi vermeye çalıştım. Artıları ve eksileri bunlar arkadaşlar. Zombi kalesi olmanın yeni aklıma gelen bir dezavantajı var. O da şu arkadaşlar. Diyelim ki birine destek attınız ve destek attığınız kaleye araç kalesi dağıldı. Araç kalesinde bakın madalya konusunda bakın 5 set etkisi açıksa bakın bu iki yer açıksa direktman size hedef alacak. Yani size saldırma ihtimali 100 artacak. Desteği attığınıza atacağınıza da pişman olabilirsiniz. Benim söylemeyi unutmuş olduğum şeyler olabilir. Bunları siz yorumlarda belirtirseniz de ayrıca memnun olurum.